Evet arkadaşlar merhaba. Blackview MP200 isimli bir mini PC aldım. Almadan önce de tabii araştırdım ama internette yeterli videosunu bulamadım. O yüzden tanıtım videosunu ben çekeyim dedim. Bu videoyu çekerken önce kutu açılımı yapacağız. Daha sonra kurulumla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Mini PC ile alakalı başka videolarda yayınlayacağım için lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğenirseniz de lütfen beğeni butonlarını ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, Blackview mini PC'miz bu şekilde güzel bir kutuda geliyor. Siyah bir kutu üzerinde altın yaldızlı harflerle yazılmış. Garanti belgesi var. 2 yıl garantili olduğu söyleniyor. Çekmeköy İstanbul'da yetkili servisi var. Yani Türkiye'de servisi yok diye düşünmeyin. Servisi var. Buradan açılımını yapıyoruz. Burada ilk olarak mini PC'mizi bir çıkaralım. Heyecanlı bir şekilde. Evet arkadaşlar. Mini PC'miz bu şekilde. Evet buradan. Yapıyoruz. Bu şekilde koruma kılıfı geliyor. Çok etkileyici, güzel bir dizaynı var. USB girişlerini bu şekilde görebilirsiniz. İnternet girişi, şarj girişi, HDMI girişi, soğutması buradan yapılıyor. Bu şekilde bir Intel logosu var. Bu şekilde logosu var kenarında. Etkileyici bir dizayn. Buradaki vidaları söküp bu şekilde kaydırarak RAM'ine ve hard diskine de ulaşabiliyorsunuz. Açma kapama tuşu da burada. Evet. Mini PC gayet estetik. Çantaya konacak şekilde bakın. Benim bir el büyüklüğünde bir PC. Burada özellikleri de yazıyor zaten. Intel Tiger Lake i9 işlemcili. 16 GB RAM. 512 GB hard disk kapasitesi var. 11. jenerasyon diyor. Rengi siyah. Evet. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Bakalım başka ne çıkıyor. Power kablosu ve HDMI kablosu çıkıyor arkadaşlar, birer adet. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bu şekilde bir mini PC üstüne koyabileceğiniz bir dayama aparatı çıkıyor. İnternette bu şekilde görünüyordu zaten. Muhtemelen şu şekilde kullanırsınız. İki tarafında da bu arada giriş var arkadaşlar. Bakın az önce tek tarafı göstermişim. Burada normalde Type-C girişi de var. İki tane de USB burada var. Kulaklık girişi ve power girişi. Yani bayağı fazla sayıda USB giriş de mevcut. Arkadaşlar şöyle de bir aparat çıkıyor. Hard disk sabitleme çubuğu diye geçiyor. Araştırmalarda o şekilde gördüm. Yani hard disk içine yerleştirirken harici bir hard disk takacaksanız bunu yanından sıkıştırma çubuğu olarak kullanıyorsunuz oynamaması için. Böyle bir aparat da çıkıyor. İçinde arkadaşlar sanırım yedek vidalar göndermişler veya şu hard disk çubuğunun vidaları da olabilir. Ya bunu tam denemediğim için bilemiyorum ama muhtemelen ikisinden birisi. Şurada da yine bakalım ne var. Arkadaşlar bunu çıkarabilmek için içe doğru da bastırmıyorsunuz. Bu şekilde dışa doğru yapıp bu şekilde çıkarıyorsunuz. O ağır, bu da muhtemelen, evet, adaptör diyecektim. Az önce power kablosu çıkmıştı. Şimdi de adaptör ve kullanma kılavuzu. Gördüğünüz gibi. Kullanma kılavuzuna bakıyoruz. Sanırım Türkçe desteği yok. Ama İngilizce var. İngilizceden de kullanabilirsiniz. Evet, Türkçe kullanma kılavuzu yok maalesef. Bu şekilde. Başka da kutumuzda bir şey kalmadı arkadaşlar. Evet. Blackview MP200'ün kutu açılımı bu şekilde arkadaşlar. Bunun kurulumuyla ilgili de videonun devamında izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şu an kurulumu başlatıp bilgisayarımızın açılışını yaptık. Direkt ilk gelen ekran bu. Ekranda yönlendirmeye başlamadan önce size arkasındaki kablo bağlantılarını da göstereyim. Bunu zaten çoğu arkadaşımız biliyor aslında ama ben şöyle iki ekran bağladım buna. Bakın arkadaşlar, iki farklı HDMI var.
Bu bir HDMI'dan bir tanesi farklı uçlu, şu da normal HDMI. Bu da power kablosu. İki farklı ekran yapanlar için, mesela bende eski tip bir ekran var, ona normal HDMI'yi taktım. Bir de Monster'ın monitörünü almıştım, ona da yeni tip HDMI'yi taktım. Böylece ikisini eş zamanlı çalıştırabileceğim. Şu an kuruluma başlayabiliriz. 3 tane güvenlik sorusuna girdikten sonra bilgisayarımız açılıyor şu an. Şimdiye kadar hiçbir ses duymadık. Bu arada Monster monitöründe ekran görüntüsü gayet güzel. Görüntü kalitesi, onu da tavsiye ederim. Buna bir de kablosuz Logitech'in sessiz klavye ve mouse seti var. Onu almayı düşünüyorum. Siyah bir takım. Onunla beraber güzel işler çıkaracaklarını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şu an bilgisayarımızın açılımı gerçekleşti. Bundan sonrası zaten sizin keyfinize göre kullanılabilir. Ama ben şunu söyleyeyim, hiç ses duyulmuyor. Yani fanı çok gürültülü çalışıyor dediler ama biraz zorlanınca, eğer fan sesi gelirse onu da size dinleteceğim ama şu an için sıfır gürültü arkadaşlar. Hiçbir gürültü yok ve gayet de hızlı açıldı. İncelemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar evet, şu an güncellemeler yükleniyor. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz fan sesi gelmeye başladı. Yani çok rahatsız edici düzeyde değil. Bir de bunu hani böyle ayak altına falan koyarsanız hiç bence duyulmaz. Bir de sürekli olmuyor dediğim gibi, yani güncellemeleri yüklerken, çok çalışırken, normal bir Word'de Excel'de bir şey yazarken veya internette dolaşırken bunu duymuyorsunuz. Ama şu an bakın kaç tane yükleme beraber yapıyor, indirme yapıyor. O yüzden bir ses geliyor şu an, fan sesi. Şu an bilgisayar kurulumu gerçekleşti. Bakın şöyle bakıyoruz. i9 işlemci, 2.5 GHz, 16 GB RAM, Windows özellikleri. İçinde Windows etkinleşmiş vaziyette geldi arkadaşlar. Mesela şuradan tıklıyorsunuz, 11 Pro etkinleştirme durumu etkin diyor. Yani bunun süresi var mıdır bilmiyorum ama zaten içinde de lisanslı demişlerdi. Problem gözükmüyor, lisanslı şekilde geldi. Blackwave Mini PC'yi yaklaşık 10 gündür kullanıyorum. Şöyle bir durum oldu, bana gönderirken 1 TB değil de 512 GB depolama göndermişler. Ben Teknosin sitesinden almıştım, çok da memnun kaldım. Geri gönderdim, iade ettiler. 1 TB'lık depolamalı mini PC'm geldi. Arkadaşlar fan sesine tekrar değineyim. 10 günlük 15 günlük kullanımımda ya 3 kere ya 5 kere duymuşumdur. O da bilgisayar çok zorlandığında duyuluyor. Kesinlikle aldırış etmeden alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi Blackwave mini PC'mizi kullanmıştık. Yaklaşık 10 gündür kullanıyorum. İçini merak ettim. Onunla ilgili de bir bilgi vermiş olalım. Şimdi içini de açacağım. Bakın burada iki tane vida var. Benim şöyle bir tornavida takımım vardı. Onun böyle en ince yıldızlardan bir tanesini buraya koyarak buradaki iki tane vidayı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Bende Apple'ın Mini Mac'i de var. Onda böyle bir şey yok. O kapalı kutu. Bunun bu avantajı beni sevindirdi açıkçası. Bakın arkadaşlar, çekerken de şöyle direkt çektim göstermeden ama şöyle elinizle bir de iki vidayı söktükten sonra kendinize çekerek kapağı açıyorsunuz. Şöyle içini göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın, burası benim değişen kısım. Bu 1 TB yazıyor, bakın böyle ufak yeni tip bir hard diski var. Daha sonra içinde 16 GB DDR4 RAM var. Bir RAM yeri daha vermişler. Buraya bir RAM daha koyarak yükseltebiliyorsunuz. Kaça kadar yükseltiliyor bilmiyorum ama 32 diye biliyorum. Eğer onunla ilgili bir bilgiye erişirsem onu da sizle paylaşırım. Arkadaşlar şu da buraya yapıştırmışlar hard disk yeri. Bu hard disk yerinin tabi bende hard disk olmadığı için gösteremeyeceğim ama kılavuzuna baktım. Kılavuzun 5. sayfasında, siz aldığınızda siz de bakabilirsiniz. Hard diski bu çubuklarla beraber takıyorsunuz. Burada göründüğü gibi kenarından bu çubukları vidalayıp buradaki şu şekilde soketini de takıp yerleştiriyorsunuz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Yani bunu ek hard diskte de kullanabiliyorsunuz. RAM'i, hard diski değişiyor. Yani gayet kullanışlı arkadaşlar. Tanıtım videomuz bu şekilde arkadaşlar. Blackwave Mini PC'nin internetteki en detaylı tanıtımını yapmış olabiliriz. Görüştüğümüz konularla alakalı tüm linkleri videonun altına bulabilirsiniz. Lütfen videomuzu beğenmişseniz kanalımıza abone olmayı, videoya yorum ve beğeni atmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.